Yeryüzü Okul Öncesi'nin kurucu müdürü Hadi Albayram ve Yeryüzü Okul Öncesi Genel Koordinatörü Elif Tosun, Radyo Zeugma ve GRT FM ortak yayınına katıldı. Yeryüzü Okul Öncesi kurucu müdürü Hadi Albayram, "Yaşamın kendisi bir öykü. Ben yaklaşık 20 yıldır eğitim sektörünün içindeyim. 15 yıldır da çeşitli kurumlarda kuruculuk, yöneticilik yapıyorum. 2005 yılında da Zafer Dershaneleri ile başlayan eğitim yolculuğumuz, 2015 yılında Gaziantep Ada Okulları ile devam etti. Ve şimdi de Yeryüzü Okul Öncesi ile yepyeni bir alana evrildi. Bunların hepsi birer kademe. Eğitimin her alanında hizmet verirken bu daha nasıl geliştirilebilir veya çocuklar bundan nasıl daha güzel faydalanabilir diyoruz. Ben yaklaşık 2 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorum," dedi. Yaşamın kendisi bir öykü. Evet. İnsanın hayatı da bu öykünün bir parçası tabii. Şimdi ben yaklaşık 20 yıldır eğitim sektörünün içerisindeyim. Evet. 15 yıldır da çeşitli eğitim kurumlarında kuruculuk ve yöneticilik yapıyorum. Evet. 2004 yılında başladım maceramız Zafer Dershaneleri'yle. İşte dershanelerimiz, şubeleri, etüt merkezleri derken 2015 yılında Ada Okulları'nın kuruluşu. Ada Okulları, evet. Evet. Tabii bu bunların hepsi birer kademe. Evet. Her eğitimin her alanında hizmet verirken aklımıza şöyle bir yapı geliyor. Yani bu daha nasıl geliştirilebilir? Evet. Veya çocuklar bundan daha nasıl güzel şekilde faydalandırılabilir diye. Ben yaklaşık 2 yıldır çalışıyorum bu proje üzerinde. Evet. Yeryüzü okul öncesi diyoruz bizim projeye. Evet. Şimdi Türkiye'de alternatif eğitim platformu denilen bir yapı var. Evet. Bu yapıyla tanıştığımda kafamdaki projeye aslında karşılıklar bulmaya başladım. Aslında Montessori eğitimi için bir defa fiziki mekanımızın uygun olması gerekiyor. Evet. Çünkü Montessori eğitiminde yalnızca kullanılan materyaller değil, bunlar çok önemli. Diğer ikincisi, öğretmenlerinizin buna uygunluğu ve eğitimleri. Evet, ama üçüncüsü doğa. Yani mesela kum havuzumuz var. Çocuklar günlerinin yarısında o kum havuzunda materyallerle oynuyorlar. Geçiriyorlar, oynuyorlar. Ağaçlarımız var, onlara tırmak. Montessori eğitiminde dokunmak, hissetmek, elle dokunarak hissetmek çok önemli. Yalnız dediğim gibi materyallere değil, doğanın kendisine. Yani mesela eline sepeti alıp gidip kümeslerle yumurta toplayabilme şansına sahip. Buna şehirde kaç kişi sahiptir? Ve köyde de çok az insan sahiptir. Aynen, artık çok da. Şimdi derdimiz bu projeye girerken önce bu sisteme uygun bir yer bulmak. Yani Antep'te biliyorsunuz işte villalar yapılıyor. Evet. Atıyorum 1000 metrekarelik villanın 800 metrekare şey arsanın 800 metrekaresi villaya yapılıyor. Küçücük bahçeler, küçük bahçeler. Evet. Genelde anaokulları da bu villaların üzerine kurulduğu için evet. Devasa binalar içerisinde küçücük bahçeler, işte o da genellikle bahçe bile değil, yeşil halıyla kaplanmış, işte plastik oyuncakların olduğu, çocukların hadi bir saat inelim denildi. Biz havanın uygun olduğu sürece eğitimlerimizin büyük bir bölümünü bahçede tamamlıyoruz. Çünkü o kültür bizim, çünkü bu çocukların bizim köyde ya da mahallede büyüdüğümüz gibi bir şansları yok. Maalesef. Kendilerini ifade edebilecekleri, hayatla ve doğayla mücadele edebilecekleri başka bir şey yok. Bizim bahçemizde büyüyen bir çocuk ağaç eve çıkarken sırasını alan arkadaşına kendini ifade edebilmeli. Veya herhangi bir materyali elinden alan çocuğa kendini ifade edebilmeli. Yani bu tabii şiddetle olmak zorunda tabii değil ama hakkını savunabilmeli. Evet, hakkını savunabilmeli. İşte doğa aslında
bu güçlülüğü, bu eşitliği vermek üzere kurulmuş bir yapı. Bizim buradaki temel prensibimiz dışarıda doğa, içeride Montessori. Evet. Yeryüzü Okul Öncesi Genel Koordinatörü Elif Tosun, okul bahçemizin yapay olmaması en önemlisi. Bahçemiz olduğu gibi kalsın diye elimizden geleni yaptık. Montessori eğitim araç gereçlerimizi temin ettiğimiz, yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşan bir danışmanımız var. O bize, siz Gaziantep'in en büyük yeşil alanlı okulu olduğunuzu söylüyorsunuz ama mütevazı davranıyorsunuz. 20 yıldır bu işin içerisindeyim, sizinki gibi bir okul yok. Böyle geniş bahçesi olan, bahçesinin her yeri çocuklar için tasarlanmış, güvenli, dolu dolu bir okul görmedim, dedi. Ağaçlar dikilmedi. Orada ceviz, kiraz, zeytin, erik ve benzeri birçok ağaç var. Biz oraya ilk başladığımızda hepsinde meyve de vardı hatta. Ne güzel. 150 çeşit gül vardı hatta. Çok güzel. İnanılmaz güzel bir bahçeydi ve biz o bahçenin birçok yerini aynı şekilde muhafaza ettik. Ne çiçeklere ne ağaçlara zarar vermedik. O yüzden sonradan oluşturulmadığı için yapay değil dedim. Bizim bu Montessori eğitim araç gelişlerimizi temin ettiğimiz yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşan bir danışmanımız vardı. Yakın zamanda buradaydı, bizim velilerimize bu konuyla ilgili seminer verdi ve orada şey dedi, siz Gaziantep'in en büyük yeşil alanlı okulu olduğunuzdan bahsediyorsunuz da mütevazı davranıyorsunuz. 20 yıldır bu işin içerisindeyim. Türkiye'de sizinki gibi bir okul yok. Evet. Böyle geniş bahçesi olan ve bahçesinin her yeri gerçekten çocuklar için tasarlanmış, güvenli, dolu dolu başka bir okul görmedim dedi. Evet. Bahçemizde hayvanat bahçemiz var. Hayvanlar. Hayvanlarımız güzel, var. Çok güzel. Çocukların en ihtiyacı olduğu var. Şeylerden bir tanesi. Evet, kum havuzlarımız var, oyun evet. parkımız var, yaz için bir yüzme havuzumuz var. Ayrıca küçük bir süs havuzumuz var, içine balık koyduğumuz. Çok güzel, evet. Ve her yer yemyeşil, çocukların düşüp bir yerlerini incitmeyecek şekilde kapatılmış yollar, inanılmaz güvenli. Bahçemiz bu şekilde, okulumuzun içi de tamamen doğal ahşapla evet. dekore edilmiş, dolaplar, masalar, sandalyeler. Her şey doğal. Yani, her şey inanılmaz doğal. Araç gereçlerin hiçbirisi çocukların sağlığına zarar verecek boya ve katkı maddesi içermiyor. Hepsi özel üretim. İşte bu Çin malı benzeri hiçbir evet. şeyi sokmadık içeriye. Hijyen çok önemli olduğu için halıydı, perdeydi, şuydu, buydu. Bunların hepsini sınıflardan uzaklaştırdık. Duvarlarımız bembeyazdır. Yerlerimiz her yer şeydir. Çocukların rahat hareket edebilecekleri çocukları sadece çocuklar için dekore edilmiştir. Yani veli gelsin bu şatavatı görsün işte ne kadar gösterişli bir okul, ne kadar özenli. Biz veli için değil, sadece çocuklar için bir okul yaptık. Süper kahramanlı yatak odaları falan alıyoruz ya. Evet, evet. Onlar onu aslında çok sevmiyorlar. Çocuklar basit şeylerden, yalın şeylerden hoşlanıyorlar. Montessori'nin İç mimariyle ilgili örnekleri vardır. İnternetten araştırmak isteyenler bakabilir. Ev şeklinde 6 tane çıta, 4 tane çıta yerde bu kadar. Ortasına bir minder atıyorsunuz. Çocuğun yatağı bu şekilde. Masası oyunun hizasından, ham ahşaptan, sandalyesi keza öyle. Evde çocuğu ürkütecek, güvenlik anlamında ona zarar verecek hiçbir şey yok. O bizim varaklı aynalarımız, tunç koltuklarımız, ondan sonra işte devasa masalarımız falan, çocuklar bunları sevmiyorlar. Sürekli açık olan telefonlarımız, televizyonlarımız, evet. gürültü, işte yüksek sesle konuşma vesaire, çocuklar bunları sevmiyorlar. Çocuklar onlara bir şeyler yap denilmesinden hoşlanmıyorlar. Hoşlanmıyorlar kesinlikle. Çocuklar kendi dünyalarında özgür olmak istiyorlar.